İsmail Kılıçarslan Hristiyan teröristin gizlemediği Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Nur Camii'ne baskın yapıp 49 Müslümanı şehit eden Hristiyan terörist kullandığı silah ve şarjörlerinin üzerine çeşitli mesajlar yazmış. O mesajlardan biri de bin yıllık bir haçlı sloganı. Tanrı bunu istedi. Suriye'de olup bitenlere bile bize ne Suriye'den cümlesiyle yaklaşan pembe mabatlılara kötü haberi ben vereyim. Yeni Zelanda'daki Hristiyan terörist bana ne Türkiye'den dememiş. Silahlarından birinde Türk yiyici yazıyor. Diğerinde ise 1683 sayısı göze çarpıyor. 1683 yani Türklerin Viyana'yı ikinci kez kuşattığı ve durdurulduğu tarih. Hadi devam edelim buradan. Hristiyan teröristin kaleme alıp sosyal medyadan yayınladığı 70 sayfalık metinde doğrudan Türklere yönelik olarak kurduğu cümleler şöyle. Topraklarınızda huzur içerisinde yaşayabilirsiniz. Size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında yani ama Boğaz'ın batısında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak. Allah'ın Yeni Zelandalısı, Allah'ın Yeni Zelandasından nasıl gelecekmiş diyen hafıza kayıplılara da bir yolculuk öneriyorum. İstanbul'a sadece iki buçuk saat mesafedeki Çanakkale'ye bir gitsinler ve orada yüz yıl önce bizi yok etmek için gelen Yeni Zelandalı Haçlı askerlerinin mezarlarını bir görsünler. Eh hazır oraya kadar gitmişken Halep'ten, Şam'dan, Bağdat'tan, Üsküp'ten, Tiflis'ten, İpek'ten, Humus'tan, Hama'dan İstanbul'u korumak için gelip şehit düşen yiğit askerlerimizin ruhlarına da birer Fatiha yollasınlar. Fatiha'nın Arapçasını bilmiyorlarsa Türkçe mealini de okuyabilirler. Hatta belki bizi dost doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil ayetlerinin anlamı üzerine de düşünebilirler. Allah'ın Yeni Zelandalısı için Müslüman kelimesinin eş anlamlısı Türk kelimesi işte Bizim pembe mağbatlılar buna itiraz etseler de, bundan tiksinseler de, bundan kaçmaya çabalasalar da, bu coğrafyanın bütün hikayesi, bütün varlığı, bütün beka sorunu bin yıldır Müslümanlıkla eş anlamlı hale gelen Türklük üzerinden ilerliyor. Bunun neticesi olarak da bir Hristiyan terörist 500 yıl önce aldığımız ve kılıç hakkı olarak camiye çevirdiğimiz Ayasofya'yı. 40 kişiyi öldürmesinin temel gerekçesi haline getiriyor. Boşverin gündelik politikanın tartıştığı yeri. Politikacılar tartışa dursun. Yeni Zelanda'dan yükselen nefretin işaret ettiği şey tam şudur. Evet, bir beka sorunumuz vardır ve bu sorun Anadolu coğrafyasında son Müslüman da nefes alıp vermeyi bitirene kadar devam edecektir. Duymadım. Yüksek sesle söyleyin. Ama senin Hristiyan terörist dediğin adam tek başına yaşayan akıl hastası bir yalnız kurt altı üstü. Ama abarttın mı dediniz? Bu kesinlikle doğru değil ama sizin paşa keyfiniz için bu cümleyi bir an doğru kabul edelim. İnsan kendi kültürünün içinden delirir hanımlar beyler. İçinde yaşadığı kültürü içselleştirip onu delilik sürecine ilerletir. Bilmediği şeyin, çekmediği acının delisi olmaz insan. Dolayısıyla bu Hristiyan terörist tam da bildiği şeyin, ona öğretilenin delisi haline gelmiştir. Deliyse bile. Yani kesintisiz bir nefretin. O nefret nedir? Palermo'daki 300 camiden geriye bir tek cami kalmamasıdır o nefret. Yeni Zelanda'dan kalkıp Çanakkale'de Müslüman katletmeye gelmenin nefretidir o nefret. Müslümanlar fareler gibi çoğalıyorlar yazabilen Oriana Fallaci'nin nefretidir o nefret. Göçmenlere ölüm sloganlarıyla donanmış neonazilerin, Amerikan yerlilerini kolayca yok etmek için 100 yıl boyunca insan sayılamayacakları için görüldükleri yerde öldürülmeleri uygundur fetvası veren papalığın, İslam topraklarının neredeyse tamamını sömüren emperyalist batının nefretidir o nefret kendi beyaz efendilikleri sürsün diye kendi ekonomik düzenleri devam etsin diye kendi sömürü düzenleri tıkır tıkır işlesin diye dünyanın geri kalanını gözden çıkarmakta hiçbir ahlaki sorun görmeyen beyaz adamın nefretidir o nefret. Dertleri Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, müze olarak kalması yahut kilise yapılması falan da değildir. Dertleri Müslümanların Güney Amerikalıların Afrika kıtasının, siyahların, Uzak Asya'nın falan bu sömürü düzenine baş kaldırma ihtimalini yok etmektir. Yeni Zelanda'da 49 Müslümanı şehit eden Hristiyan terörist son derece kaba şekilde işini yapmıştır. Hristiyan terörist demek yerine akıl hastası yalnız kurt diyen de son derece sofistike şekilde yapmaktadır işini. Ayasofya'nın ibadete açılmasından değil müslümanların dünyaya yeniden umut olmasından korkmaktadırlar. Mesele bundan ibarettir. 49 kişiyi şehit ederlerken de mesele bundan ibarettir. Mülteci düşmanlığını körüklerlerken de mesele bundan ibarettir. Irak'ı bombalarlarken de mesele bundan ibarettir. Müslümanları süklüm püklüm insanlar haline getirmeye çalışırlarken de mesele bundan ibarettir. Buradayız ve sizin kirli düzeninize itiraz ediyoruz diyebilecek cesaret var mıdır bizde İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak